daha çok çalışması var Pakistan'da. Türkiye'den, Türkiye'den de. Other organization. Which organization? Miss Cemal working now in Pakistan. Turkish Cemal. You know, practically on social sector, the biggest work is from İHA. On social line. Pratikte sosyal yaşantıda en çok İHA çalışıyor. We have worked with İHA for more than 19 cities. 19 şehirden fazla bölgede İHA çalışma yapıyor. And second who is working is Fethullah Gülen Cemaat. They are also working. Fethullah Gülen Cemaat'ı, onlar da çalışıyorlar. But they are working especially in the field of education. Onlar daha çok özel eğitim alanında çalışıyorlar. And they are working in main big cities. Daha çok büyük şehirlerde, merkez olan büyük şehirlerde çalışıyorlar. And they are not having the social education. Ağırlıklı olarak sosyal eğitim, sosyal bölgelerde bulunmuyorlar. They are charging big money, taking money and then giving education. Para alıyorlar, eğitim veriyorlar. So this is a paralı eğitim yapıyorlar. Fark bu. Our İHA and Hubei project is all students, all orphan which is coming to us, they are free. Bizim projelerimizde bütün yetimler ücretsiz okuyorlar. Those students who are coming from outside, they are giving very small money. Bunun dışındaki öğrenci, dışarıdan gelen öğrenciler az para veriyorlar. Very small, comparing çok, to the main, yes. Because we are sitting in poor areas. Çünkü biz fakir bölgelerdeyiz, fakir alanlardayız. Oralarda okullarımız. So these are the two organizations and also sometime this there is another working with cemaat. Başka şeyden var. Mehmet Kırkıncı Hoca'nın cemaatinden var mesela bir kardeşimiz. Süleyman Efendi cemaatinden ben tanışamadım başka bir bölgedelerde. But onlar very little, very small. Çok küçük. Onlar sadece birer noktadalar. Alışıkmak this can suyu. Can su. Hayrat var. Can suyu yardım eli. Onlar da Hayrat is working with us. Nerede var? Hayrat çalışıyor. Mostly working with Kuvvet Foundation. Beraber Kuvvet Foundation. Hayrat Vakfı da yardım yapıyor. Hayrat Vakfı is working. İHA is working. Hayrat Vakfı is working. İsmail Ağa is working. And Fethullah Gülen Cemaat is working. And then there are some other Jamaat and Jansu is working. Some other Jamaat as Brother Mehmet told the other. But mostly social work is from İHA number one. And second you can say Fethullah Gülen Cemaat. And then there is in social side Jansu. And then other. Because İsmail Ağa and Hayrat Vakf and İHA Barabar with us. İsmail Ağa, İHA ve Hayrat Vakfı Hubeyt'le beraber çalışıyor. Ama o saydığımız işte İHA'dan sonra Fethullah Gülen Hoca'nın cemaati, Mehmet Kırkıncı Hoca'nın cemaati ve diğerleri de çalışma yapıyorlar. Ama en çok İHA sosyal alana yaygın bir şekilde İHA çalışıyor, sosyal projeler yapıyor. Vakıf toplam kaç kişiye hitap ediyor veya kaç yetim düzenli baktıkları yetim sayısı kaç? Ne kadar? We have how many orphans? We have how many people? We presently in education we have around I told you nearby more than 4-5 thousand students in different schools, colleges and distance sponsorship. I don't know. Okullarımızda toplamda 5000'e yakın öğrenci okuyor. And there are around 700 orphan which are with us in our colleges. 700 tane yetim öğrenci, bunların içerisinde 700 tane yetim öğrenci var. And then we have constructed more than 520 houses for after the earthquake, after flood. Selden sonra 520 tane ev yaptık. We have constructed many schools, masjid and many other construction programs. Çok camiler ve okullar yaptık, inşaat projeleri yaptık. Now presently number of our employees near 280. Pupils?
working with us, employed. Şu an 280 kişiyle beraber çalışıyoruz. En Kobe. Kobe'de takriben 280 kişi çalışıyor. Gelir kaynakları daha çok ne oluyor? Gelir kaynağı baksan. Hiç bedizmiyiz. Arabak var. Nasıl soracağız onu gelir kaynağı? Source of the aid. Source of the funding. Source of the funding is, as I told you, IHH, IHAHA, Turkey, Ismail Awa, and then Hayrat Waqf. Then in America, there is the Zakat Foundation of America. In Germany, there is Wafa Foundation from Germany. Then Pakistan, local people. Then some money from the schools coming. All schools are giving some other children coming from outside. So this is the source. IHAHA'dan gelen paralar. İsmail Ağa'dan gelen paralar, yardımlar. Amerika'da Zekat Vakfı var. Yine bizim Başkan Urfalı bir abimiz, Halil Mehmet. Onların gönderdiği yardımlar. Hayrat Vakfı'ndan gelen yardımlar. Diğer organik partnerlerimiz artı Pakistan'ın içerisindeki bağışçılarımızdan alınan paralar. Bir de okullardan aldım. Sen demin saydın ya. Evet, dışarıdan gelen öğrenciden alınan para. Şimdi ben bir noktayı arkadaşlara söyleyeyim de, okullardaki öğretmen arkadaşlar, çalışanlar da bu az önce Nedim abinin bahsettiği sayıya dahil. Okuldaki öğretmenlerin haliyle işte geliri gideri falan, onlar da sadece yani vakıfta görev alanlar değil, sadece tek merkezde değil, okullardaki öğretmenler de ve çalışanlar da bu az önce beyan edilen sayıya dahil. Hepsi 280 tane. In one school, for example, we have in Rumi school we have around 45 people working. Şeyde sadece Mevlana Celaleddin Rumi Afgan çocuklar için, müteçhitler için olan okulumuzda 45 kişi çalışıyor. Around 750 students. 750 civarı öğrenci okuyor. Çalışanların uyruğu ne? Öğretmen olarak özellikle. Which country Celaleddin Rumi? Pakistanis and Afghanis mix. Pakistan, Afghan. Our school is registered with Afghanistan also. Our school is registered with Pakistan also. O okulun hem Pakistan milli eğitimi tarafından hem de Afgan milli eğitimi tarafından tanınırlığı var. Kaydı var. For example, today three students are with us. They came to us around 5 years before in Kashmir. Burada üç kardeşimiz var. Bu öğrencilerimiz 5 yıl önce Keşmir'de bizimle başlamıştı. They are our initial orphans when we started Kashmir project. Keşmir'de yetim projesine başladığımızda başlamıştı. Alhamdulillah, Allah gave chance to them. They are now in Turkey, in studying in this Imam Hatip schools. Allah büyük bir şans verdi ve şimdi Türkiye'de İmam Hatip okulunda okuyorlar. Before we have sent 5 orphans and one have come back from Bosnia. Atif, and he is in Pakistan, and now 5 others are in Turkey, still studying. Daha önce de 5 öğrencimizi göndermiş depremden sonra. Onlardan bir tanesi döndü şimdi, bizde çalışıyor, Hubeyt'te çalışıyor. Diğerlerin okulu devam ediyor. 2 of one students are also studying in different places. 2 tane de Afgan öğrencimiz burada okuyor. Bir Antep'te, bir İstanbul'da. 7 yetim çocuğumuz da şeyde şu an öğrencimiz. Kayseri'de okuyorlar İmam Hatip. Orada da var. Uluslararası İmam Hatip Kayseri'de, Konya'da. Evet, orada Kayseri'de. İnşallah now we will regularly send different students to come and study in Turkey. Şimdi inşallah düzenli olarak eğitim için Türkiye'ye öğrenci göndereceğiz. Bir soru daha sorayım. Türkiye'de İmam Hatip okullarının bile İmam Hatip okullarında dahi eğitim niteliğini devlet belirliyor. Çok yani verimli bir eğitim oluyor, özellikle dini eğitim. Onlar Pakistan'da özgün bir İslami eğitim ya da dini eğitim verebiliyorlar. Böyle bir imkanları var. Çok zor. Çok zor soru soruyorsun. In Turkey, even in Turkey, the government specified the curriculum, the education's area for the schools, and this decrease the
this decreased the quality of the education for Islamic area. How is the situation in